Merhaba ben Tunç Atıroğlu. Piyasalar yorumu hoş geldiniz. Bugün borsada satışlar vardı. Zaten yukarı gitmekte zorlandığını söylemiştik. Bakın şöyle 2 saatlikte hareketli ortalamaya kadar e, yükselişler, tepki yükselişleri oldu ve tepki yükselişleri bitti. Şimdi bu 7400 7369. Burası önemli bir destek. Yani yarın belki buradan tekrar yukarı doğru hareket ettiğini göreceğiz ama bu destek kırıldıktan sonra e, borsada yükseliş trendi tamamen bitmiş olacak. Neden? Aslında şu anda bitmedi mi? Şimdi ben haftalıktan baktığım için bakın haftalıkta bir hafta altında kapanmış. ikinci hafta yani geçtiğimiz hafta azıcık üstüne kadar çıkmıştı. Şimdi bu hafta da altında. Fakat şu destek de kırılmadan iyi, bu iş bitti demek doğru değil. Yani teknik olarak ancak o destek kırıldıktan sonra düşüş trendine girdi derim. Şimdilik Günlükte hareketli ortalamanın altındayız. Ee, yani kısa vadeli yükseliş trendi bitti ama halen daha orta vade falan diyebileceğimiz o hareketli ortalamanın e, üzerinde kapanmıştı geçen hafta. Bu hafta daha bitmediği için bir şey diyemiyoruz. Belki bu hafta da öyle bir şey olmayacak, tekrar üstünde dağıtacak. Yani burada e, belirli bir e, belirli iki seviye arasında yani yatay dediğimiz bir harekette de haftalar geçirebilir. Ancak bu bu dünyada bir bozulma olması ya Türkiye özelinde bir şeyler olması nedeniyle bu destek kırılabilir. Türkiye özelinde neler olabilir derseniz işte bugün evet Şimşek'le ilgili söylentiler çıkartıldı. E, ...yalanlandı ama... ...yalanlayanlara bakıyoruz... ...yani dezenformasyonla mücadele... ...daha önce de yalanlamışlardı hatırlayacak olursanız JP Morgan toplantısından sonra gene böyle bir haber yapılmıştı ve denmişti ki yabancılar ikna yabancılar ikna olmadılar denmişti. Ve bunu yalanlamışlardı dezenformasyonda mücadele. Ama ondan sonra Mehmet Şimşek'in kendisi çıkıp bekle gör modundalar diye bir açıklama yapmıştı. Bu demek ki ikna olmamışlar ki bekliyorlar. İkna olan adam Beklemezdi, yatırım yapardı. İkna olmayan adam bekliyor burada. Neden? İkna oluncaya kadar. Demek ki o açıklamada yanlıştı. O yüzden burada e, yani o onu dedi, bu bunu dedi gibi şeylere çok fazla takılmamak lazım. Burada artık e, ne diyelim ne çıkarsa bahtımıza bir durum söz konusu. Şöyle o bahsettiğim destekler kırıldığı zaman... Ichimoku da günlükte aşağı geçilmiş olacak. Bu bize düşüş trendinin başladığını gösterecek. Şu anda şöyle işte düşüş içerisindeyiz. Daha önceden bunları haber veren göstergemize göre de zaten 6 Ekim'den beri düşüşteyiz. Peki. Yani keyifsiz. Dolar-TL tarafında bir şey yok. Bildiğimiz gibi orada hareket devam ediyor. Dolar TL tarafında ne dedik? Götürürler bu işleri Kasım'a kadar. Kasım'dan itibaren ama bu işlerin götürülmesi zorlaşır. Çünkü dışarıdan para bulunmasını beklemiyoruz bu şartlar altında. Nitekim bulunamadı. Para bulunamadı. Mehmet Şimşek'in kendisi çıktı dedi ki yatırımcılar gelecekler ama zaman alacak. E aynı JP Morgan toplantısındaki bekle gör modundalar. Gelecekler ama zaman olacak. O geçen süre içerisinde bir değişiklik yok yatırımcının Türkiye'ye bakış açısında. E şimdi tabii bunun üzerine bu Hamas çıkışı vesaire de oldu. Onların etkisinin ne olacağını, ne olduğunu, ne kadar etkili olduğunu şu anda bilmiyoruz ama... Bir pozitif etki yaratmayacağı da kesin değil mi? Ha, negatif etkisi olur ama ne kadar olur onu da bilemem şu aşamada. Çünkü zaten yatırımcının seçimden önce gelme niyeti yok yabancı yatırımcının. Seçimden sonra da bakarız deniyordu. Yani o yüzden o tip çıkışların bir etkisinin şu anda olmasını beklemiyoruz. Yani bu zaten kredi... Notu yatırım yapılabilir olmayan bir yerin kredi notunu biraz daha düşürmek gibi bir şey yani. Düşünebilirsiniz. Dolar TL'de böyle. Şimdi yurt dışında Dow Jones'ta dün güzel bir yükseliş vardı fakat tepki yükselişi bu tip şeyler. S&P'de de işte güzel bir yükseliş vardı. Tepki yükselişi yani tamam iyi bir yer tepki vermesi için eyvallah ama tepki yükselişi belli yani. Nasdaq, Nasdaq da iyiydi oradaki de tepki. Yani buralarda düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Şimdi e, Amerikan borsası böyle yani girelim mi diye çok soru soruluyor. Bakın Amerikan borsasında yön aşağı dedikten sonra ne diye bir daha biz dönüp Amerikan borsasıyla ilgili bir hisse fonu hakkında şimdi alalım diye diyelim ki. Yani bana bu hisse fonu çok soruluyor. Şimdi biz Amerikan e, borsasına girelim mi? Cazip hisseler e, videosu yapacak biz Amerikan borsası için. Amerikan borsasına yatırım yapan TMG fonu alalım. Arkadaşlar düşüş trendi diyoruz. Bak bu nazlak buradan düşüyor mu? 19 Temmuz'da gördüğü zirveye göre baya bir düşmüş değil mi? Hatta ki şöyle ben bakacak olsam buna şuralardan falan mesela bir şey yapsam al sana işte bu kanal içerisinde de düştüğü görülüyor yani yönü aşağı bunun aşağı yönlü böyle bir şey aşağı yönlüyken daha yukarı döndü filan diyemiyorken ne diye alalım mı diye soruyorsunuz ki alınacak bir durum yok şu anda yani hatta ki şu iki saatliğe bakıyorum Bak iki saatlikte bile altındayken hiç Alınacak durum yoktur yani Amerikan borsası böyle. Şimdi yarın Fed faiz kararı bekleniyor, sabit bırakması bekleniyor. Ve bundan sonra da e, olasılıklara bakıldığında Fed faizleri sabit bırakacak gibi görünüyor. İlk faiz indiriminde şöyle olasılığın biraz e, elli tutulabilir derecede yüksek olduğu Haziran var, yani Mayıs'ta da var faiz indirimi beklentisi ama düşük ihtimal veriliyor. Yani, Haziran 2024'te Fed'in faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. İşte bu tip şeyler oluyor ama Fed de bu faiz indirimlerine erken başlayabilir, Erken sürpriz olur. Yani bundan sonra faiz artması konusunda bir sürpriz beklenmiyor ama faiz indirimi konusunda sürpriz beklenebilir. Borsalarda iyi olabilir. Şu anda öyle bir durum var mı? Şu anda yok. Şu anda hala da düşüş trendindeyiz biz. Bu biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Öyle. Şimdi diğer mevzu Amerikan 10 yıllıklar. Şimdi e, Amerikan 10 yıllıklarda şöyle bahsettik. Şu 5'i 2 defa denedik. 3. defa da 5'e kadar gelemedik. Şöyle günlüğü açalım. Bakın üçüncü defada 5'e kadar gelemedik. Gelemeyince ben dedim ki şuralarda tam bak gelemedi. Buralardan e, TLT almak isteyenler kademeli alabilir. Çünkü ben bunu tekrar bu günlük e, hareketli ortalamanı kadar ya da şu kanalın altına kadar 4.70'e kadar falan gidip yukarı gitmeyeceğinin bir garantisi yok ama kademeli alınabilir. Ve de neden? Çünkü gelip burayı da kırarsa bu sefer bütün bu karı da kaçırmış oluruz. Dolayısıyla kademeli alın diye söyledim. Şimdi TLT alayım mı diyen insanlara, TMF alayım mı diyenlere bir kez daha buradan söyleyelim. TLT, Nasdaq'ta işlem gören 20 yıl ve daha üzeri vadesine kadar süre kalan Amerikan hazine tahvillerine yatırım yapan bir borsa yatırım fonu Nasdaq'ta işlem görüyor. E, almak isteyenler kademeli alabilir. Yurt dışı borsalarda hesap, e, işlem yapabilecek bir hesabınız olması gerekiyor. Bu bir TMF, TMF, Trabzon, Malatya, FATSA dediğimiz şey. Bunun üç katı kaldıraçlı olanı oluyor. Riskli olduğu için herkese tavsiye etmiyorum sarar kes yapabilecekseniz bu işlerden anlıyorsanız o zaman alın yoksa almayın. Kademeli olarak alınabilir. TLT buralardan. ikinci kademeyi de belki şöyle biraz daha aşağıdan 4.77'den falan alınabilir. İkinci kademede. Üçüncü kademede şöyle 4.70 kırılırsa alınır. Yani 3 kademeli alınabilir. TLT e, fonu. Onu da şöyle gösterelim. TLT e, şu anda bakın düşen çizgiyi yeni kırıyor. E, fakat hareketli ortalamanın en altında. Ama buralar dip olabileceğini düşündüğüm için ben şuradaki pozitif uyumsuzluk e, günlükte. Haftalıkta da buradan ala dönmeye başladığı için gösterge. Yani kademeli alınabilir diyoruz. TLT. Yani güzel. TLT'den ne kadar bir beklentimiz var? Şöyle yani mesela şu şu işte Haziran şöyle e, Nisan ayındaki yani seviyelere kadar falan geri gelse bile ki neden olmasın buradan alınırsa şöyle Nisan ayındaki seviyeler kadar yüzde 22 filan gibi bir potansiyeli var hem de Amerikan hazine tahviline yatırım yapılmış bayağı sağlam şeylere yatırım yapılmış olmadı tutulur falan öyle bir yatırım yani güzel bence ben borsanın da böyle iyi olmadığı bir ortamda e, düşünülebilir borsa için Pozitif olacağız ama daha vakti gelmedi ve borsayı da borsa için Amerikan Borsası'nda e, Türkiye'den de bir şeylere yatırım yaparak e, Amerikan Borsası'na yatırım yapabiliriz. Yani tefas fonlarıyla da yatırım yap yaparak yapabiliriz. Mesela TLT için tefas fonlarını kullanamayız. Neden? Çünkü tefas fonların içerisinde TLT'ye yatırım yapan fonlar var ama yüzdeler o kadar düşük ki içinde e, yüzde TLT var diye gidip %90'ını başka şeye yatırım yapan fona para yatırılır mı? Yani ya da efendim bunun içinde TLT fonu var diye bana anlatıyorlar. Adam ne kadar var diyorum. İşte %7-8 çıkıyor. Ya da işte bunda da var hocam bunu atladınız falan diyor adam. Diyorum ki bak beni uğraştırma. Şöyle bir %80 falan varsa bakayım. Ama yok da işte yani 10'dur 15'tir falan gibi bir şeylerse uğraştırma beni diyorum adamlara. Yani insanlar e, laf anlatmak zor gerçekten. Bu şekilde yani TLT. E, gelelim altına efendim. Altında altında e, bu ortamda peki şimdi TLT'de yani Amerikan hazine tahvillerinde düşüş bekliyorsak TLT'de çıkış bekliyorsak faizin düşmesi elbette ki altına da yarayacak. Altına da yarayabilecek. Diğer bir konuda jeopolitik e, buradaki Gelişmeler, o da işte bu gazi olayları. Ee, orada da işte şunu görüyoruz. Altın geri geldikçe bu harekette ortalamaya alım fırsatı oluyor. Yani tekrardan 10 şöyle 1985'e falan gelirse ve oradan yukarı dönerse bir daha alım fırsatı olur. Şu anda ala dönmüş durumda altın. Epey bir süredir ala dönmüş durumda. Yani şu... 9 Ekim'den beri al pozisyonda gidiyor ve buradaki hareketli ortalamaya doğru her geri çekilmede bir alım fırsatı oluyor. Bir sonraki hedefimiz 2036 oralara kadar da gidebilir mi? Tabii ki gidebilir. Altın o yüzden elinizde varsa tutun. 1980-83'lere kadar falan ons çekildiği zamanda, geri çekildiği zamanda alabilirsiniz. Düşüşler, alım fırsatı bu fiyasada. Öyle. E, gümüş için aynı şey değil. Altına göre biraz daha zayıf kalıyor. Neden? Çünkü altın jeopolitik gelişmelerden daha pozitif etkileniyor. E, Amerikan o yıllıklardaki gelişmelerden belki gümüş de etkilenecek. Şöyle biraz daha geri gelebilir. 22 23.80, evet. Oralardan yukarı döndüğü zaman o zaman da alınır. O zaman da gene destek bulup yukarı gitti deriz. Yani şu anda hareketli ortalamadan destek bulup yukarı gidiyor. Beğeniyoruz. Gene de seviyoruz. Gümüş iyidir e, diyoruz. E, bu arada Bitcoin'den de bahsedelim. Gerçi dün bahsetmiştim ama gene hareketli ortalamaya kadar bir çekilme oldu. 12 saat dikti. Gene buradan bir yukarı yapacak olursa bu sefer e, bir sonraki hedef 35.000 olacaktır. Ki yapabilir bir daha buradan bir yukarı daha. E, öyle gözüküyor. Çünkü o da farklı varlık tipi. Yani borsa düşüyorsa e, altın mesela çıkıyorsa farklı varlık tipi olduğu için jeopatik olarak jeopatik gelişmelerden etkilenen yani pozitif etkilenen Bitcoin de tabii ki böyle bir varlık tipi ama Bitcoin mesela Ethereum için falan aynı şeyi söylemiyoruz. Bitcoin daha özel bir durumu olduğu için böyle ve bugünlük de bu kadar.